Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir kez daha merhabalar. Funda Göre'yle birlikte özel yayındayız. Meclis bugün başkanını seçiyor. Saat 15'te açılacak genel kurul ve 3. tur oylama yapılacak. O oylamada sonuç alınamazsa, yani adaylardan birisi 276 oyu bulamazsa, en çok oyu alan iki aday 4. turda yarışacaklar. Tabii kulislerde çok şey konuşuluyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar var. 4. turda eğer adayımız olmazsa 80 geçersiz oy çıkar sandıktan açıklaması var. Tabii o açıklama kulisleri de hareketlendi. Ne olacak, ne bitecek değerlendiriyoruz konuklarımızla birlikte. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın bizlerle birlikte bu kez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hoş teşekkürler. Geldiniz. Bahçeli'nin açıklamaları İsmet Yılmaz açısından baktığımızda sizi biraz rahatlattı mı? Ne dersiniz? Tabii sonuçlar açıklanmadan, ilan edilmeden çok bir şey dememek lazım ama ben Sayın Bahçeli'yi biraz ilkeli, tutarlı bir lider olarak biliriz. Tabii verdiği sözün arkasında durur. Bu bir samimiyet testi aynı zamanda. Ne olursa olsun son tura kim kalırsa kalsın kendi adaylarına geçersiz dahi olsa tüm oyları vereceğini grubunun ifade etti. Dolayısıyla tabii bu açıklamalardan, bu tablodan baktığımızda yüksek bir ihtimalle Sayın İsmet Yılmaz inşallah seçilecektir. Hem hukukçu kimliği, uzlaşıcı tavrı, bütün 77-78 milyonu kucaklayacağını zaten ifade etmişti. Bu meclise de yakışır, yaraşır. İnşallah yasama organımızın başkanı olarak, meclisin başkanı olarak bu dönem bu parlamentoda görev ifade edecektir diye temenni ediyoruz, ümit ediyoruz. Görünen tabloda da inşallah öyle olacaktır diye dediğim gibi temennide bulunuyorum. Bahçeli'nin bu çıkışı AK Parti'ye bir koalisyon sinyali olarak da yorumlandı. Ne dersiniz? Hayır, bunu koalisyonun bir pazarlık aracı olarak görmek doğru değil. Zira biz ilk günden itibaren biz de kendi adayımızın arkasında duracağımızı dün grup toplantımızda Sayın Başbakanımız bir kez daha ifade etti. Yine Sayın Bahçeli de zaten son tur dahi geçersiz dahi olsa adayların arkasında ifade etti. Dolayısıyla burada bir pazarlığın olmadığı çok açık. Bir defa bizim şurada yapmaya çalıştığımız, seçimini gerçekleştirdiğimiz yasama organının başkanına yöneliktir. Hükümet dediğimiz, koalisyon dediğimiz şey de yürütme organını ilgilendiren bir husus. Dolayısıyla yasama organı kendi mecrası içerisinde bu seçimini gerçekleştirecek. Ve hükümet arayışları da meclis başkan seçimi, hatta başkanlık divan oluşumundan sonra hükümet arayışları başlayacak. Salı günü mü görevlendirme yapılır dersiniz? Tabii meclis başkanlık divanı ne zaman seçilir onu oturup da konuşulmadı diğer siyasi partilerle birlikte. Çünkü başkan seçildikten sonra başkanlık divanı üyeleri gruplara sayıları bildirilecek. Gruplar o üyeleri seçtikten sonra işte başkan vekilliklerini, idare emirlikleri, katip üyeler seçildikten sonra onların oluşumuyla ilk toplantıdan itibaren meclis başkanlık divanı oluşmuş olacak. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten meclis başkanlık divanından sonra bu görev vereceğini ifade etmişti. Anayasaya göre de 45 günlük hükümet kurulma süreci meclis başkanlık divanı oluşumundan itibaren başlıyor. Dolayısıyla koalisyon dediğimiz şey hükümetin arayışları, hükümet kurulma çalışmaları daha sonraki süreçte başlayacak. Yasama organı kendi mecrasında başkanını seçecek. Milletvekillerinin gizli oylamaları neticesinde. Yürütme organı seçimi konusunda da dediğim gibi bunun bir pazarlık konusu değil. Tamamen başkanlık divanı oluştuktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle birlikte bütün siyasi partiler ziyaret edecek. Tabii biz bir defa milletin bize yüklemiş olduğu sorumluluğun bilincinde hareket ediyor ve bu mesuliyetle, samimi bir gayretle Türkiye'nin hükümetsiz kalmaması, istikrarın bozulmaması adına samimi bir gayret ortaya koyacağız. Elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz ve bütün siyasi partileri gezeceğiz. Şu anda şu siyasi partiye yakın, şu siyasi partiye uzak konumda değiliz. Çünkü oturup konuşmamışız. Çünkü koalisyon demek, hükümet demek, bir mutabakat demektir. Karşı tarafta oturup masaya konuşacaksınız. Bir hükümet kurulma arayışı olacak. Karşılıklı orta yolda bir uzlaşı gerektiriyor. Uzlaşı kültüründe egemen olması lazım. Dolayısıyla biz bütün bu ziyaretleri, bütün bu görüşmeleri, müzakereleri yapacağız. Bizim için önemli olan Türkiye'nin kazanımıdır. Bu milletin kazanımıdır. Dolayısıyla bu büyük projelerin devamı, AK Parti'nin 13 yıldan beri yapmaya çalıştığı, işte 2023 hedefine doğru hızla ilerlemesi, yine reform süreçlerinin devamı konusunda
Türkiye'nin kazanımı neyi gerektiriyorsa, hangi formülasyonda daha hayırlı, daha faydalı olacaksa, hangi partiyle bu iş daha uygun olacaksa, emin olun biz onu arzu ederiz. Zira biz birini sevip sevmemekle de değil, kendi siyasi çıkarlarımızı da düşünmüyoruz. Partimizin de geleceğini, Türkiye'nin geleceğinin gerisinde tutuyoruz. Dolayısıyla Meclis Türkiye'nin Başkanlığı... geleceği neyi ilgilendiriyorsa, hangisine haklı gerektiriyorsa, gösteriyorsa, biz o konuda herhalde yaklaşımımız da öyle olur diye düşünüyorum. Meclis Başkanlığı sizin için olmazsa olmaz mı? Bunu şunun için soruyorum. Zuhal Topçu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Ekmelettin İhsanoğlu'nun AK Parti'den de oy alabilecek bir isim olduğunu söyledi. Yani böyle bir jest olur mu? En azından dördüncü tura kalması sağlanır mı? Şimdi zannetmiyorum ben böyle bir şey olabileceğini. Çünkü dün mesela ikinci turda bütün adaylar siyasi parti gruplarının tamamının desteğini aldı. Yani her aday kendi grubunun firesiz adeta desteğini aldı. Dolayısıyla üçüncü turda da öyle olacak, öyle görünüyor. Ve son turda da tabii son tura Ekmelettin Bey mi kalır, Deniz Baykal mı kalır, ki İsmet Bey'in şu anda görünen tabloda zaten olacağı görünüyor. Hangisiyle yarışacak? Kiminle yarışırsa yarışsın, Sayın Bahçeli son turda da oylarımız geçersiz olsa dahi adayımızın arkasındayız diye çok açık ve net bir ifade kullandı. Sayın Bahçeli'nin ilkeli duruşunu da, yani sözün arkasında sözün eri bir adam olarak en azından biliriz. O sözü verdiyse herhalde son turda da arkasında olacak. Biz zaten dün Sayın Başbakanımız bir kez daha açıkladı. Son ana kadar AK Parti olarak adayımızın arkasında duracağımızı ifade ettik. Peki şimdi koalisyon ihtimallerini birazcık daha kurcalamak, değişmek gerekiyor ama öncesinde izin verin. Biz bahçedeyiz, meclisin bahçesindeyiz. Şöyle bir içeri girelim. Meclise girelim. Özgür Akbaş orada. Özgür'e hem kulislerde konuşulanları soralım hem de bugün neler yaşanacak ama... Peki hazır değilmiş Özgür Akbaş, birazdan gidelim. Şimdi peki koalisyona o zaman konuşmaya başlayalım. Şimdi siz dediğiniz gibi evet, bizim 13 yıldır bir getirdiğimiz işler var. Ortaya koyduğumuz bir vizyon var. O vizyon çerçevesinde hangi partiyle yan yana gelebileceğimize bakacağız. O zaman şöyle bir şeyden bahsedebiliyor muyuz? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu 14 maddelik bir liste verdi. Sayın Bahçeli her konuşmasında birkaç madde özellikle çiziyor. Siz AK Parti olarak masaya otururken elinizde böyle bir liste olacak mı, yanına çıkartacağınız? Hayır. Biz bir defa hükümet kurulma süreci, hele ki koalisyonla olacaksa, bu bir mutabakatı gerektiriyor. Bir uzlaşı kültürünü gerektiriyor. Siz peşinen kapıları kapatırsanız, peşinen kırmızı çizgilerle masaya oturursanız, bu sizin samimi olmadığınızı gösterir. Bir defa oturup bir konuşmak lazım. Hiçbir ön yargısız, ön koşulsuz ve kırmızı çizgi olmadan. Bir defa bir o ilk görüşmelerin, müzakerelerin yapılması lazım. Şimdi biz kalkıp bizim dediklerimiz şunlar. 14 madde, 15 madde, kaç madde, her neyse. Bunlar olursa olur, bunlar olmasa biz yokuz. Ha, demek ki samimi değilsiniz. Demek ki milletin size yüklemiş olduğu sorumluluktan kaçıyorsunuz. Dolayısıyla biz bunu yapmayacağız. Biz tamamen milletin bize vermiş olduğu sorumluluğun gereği olarak, çünkü millet hala birinci derece sorumlu AK Parti'yi veriyor. Hala umut olarak AK Parti'yi görüyor. Birinci parti yaptı ve en yakın rakibine 16 puan fark attı AK Parti. Dolayısıyla bu ülkenin hala umudu aslında AK Parti'dir. Dolayısıyla AK Parti hem vicdani sorumluluğun gereğini, hem milletten almış olduğu bu mesuliyetin gereği samimi bir gayret ortaya koyacak. Bütün siyasi partileri dediğim gibi dolaşacak, gezecek, müzakere edecek ve bu konuda emin olun kendi siyasi çıkarlarımızı da düşünmüyoruz. Partimizin geleceğinden de üstün olan Türkiye'nin çıkarını düşünüyoruz. Dolayısıyla biz aziz milletimizin geleceği, 2023 hedefleri, Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu vizyon. Çünkü Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye geleceğe büyük bir vizyonla hazırlanıyor. Büyük bir hedef koymuş ortaya. İşte dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmak istiyor. Tabii ekonomik bir takım kriterler var. Demokratikleşme adına ortaya atmış olduğumuz adımlar var. Adalet var, refah var. Bütün bunlara yönelik, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik olarak yapmış olduğumuz sosyal politikalardan tutun da bütün bunlar ortadayken kalkıp da Türkiye'nin zararına olacak bir oluşumun içinde olmayız. Belki siyaseten biz kazançlı çıkabiliriz. Partimiz kazançlı çıkabilir ama Türkiye'nin zararına olabilecek, milletimizin zararına olabilecek hiçbir oluşumun içinde olmayız. Biz istikrarın devam etmesini istiyoruz. Peki. Biz hükümetin samimi bir şekilde kurulup
Bu sürecin devam etmesini istiyoruz ve bu konuda da milletin vermiş olduğu mesajı en iyi şekilde okuyup en iyi şekilde bunu algılamaya çalışıyoruz ve bu yükümlülüğün gereği neyse bunu yapıyoruz. Biz sorumluluktan kaçmayız. Peki. Ama diğerleri kırmızı çizgilerle, şunlarla, bunlarla, tabii farklı söylemlerle, bir tanesi blok diyor, öbürü başka bir şey diyor, başka bir takım ön koşul ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı maalesef hep işin içine çekmeye çalışıyor. Koalisyon dediğimiz şey, yani Sayın Cumhurbaşkanı koalisyon görüşmelerin bir parçası olamaz ki yani. Peki konuşalım ama izin verin, öncesinde bir Özgür Akbaş hazırmış. Özgür'e dönelim. Özgür, neler yaşanıyor? Meclis kulislerinde neler konuşuluyor ve bugün ne bekliyoruz? Meclis Başkanlığı düğümü bugün çözülecek. Önce 3. tur oylama gerçekleşecek. Ardından eğer 3. turda sonuç alınamazsa 4. tur oylamaya geçilecek. En çok oy alan 2 aday 4. turda yarışacak. Ve ipi göğüsleyen aday o 4. tur oylamanın sonunda ortaya çıkacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. başkanını seçecek. Partilerden gelen mesajlar çok açık. 3. turda acaba bir partinin adayı başka bir aday için çekilebilir mi? Kulislerde böyle bir konu konuşuluyordu ama 4 partinin de mesajları oldukça açık. 4 siyasi partinin adayı da 3. turda yarışacaklar. 3. tur oldukça önemli. 276 milletvekilinin oyunu alan aday kazanabilecek. Yani salt çoğunluğun oyunu alan aday kazanabilecek. Bu meclis aritmetiğine baktığımız zaman oldukça zor gözüküyor. AK Parti'nin 258 milletvekili bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 132 milletvekili var. Deniz Baykal oy kullanamadığı için 131 milletvekili oy kullanacak. Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ise 80'er milletvekili bulunuyor. Yani bugün 276'yı bulmak oldukça zor. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yeni dönemin ilk grup toplantısının ardından habercilere yaptığı bir açıklama var. O da bütün aslında meclis başkanlığı sürecindeki o denklemi, hesabı bozan bir açıklama. MHP lideri Devlet Bahçeli, biz sonuna kadar kendi adayımızı Ekmelettin İhsanoğlu'nu destekleyeceğiz dedi. Dördüncü turda da Ekmelettin İhsanoğlu'nu desteklemeyi sürdüreceğiz dedi. Ama diyeceksiniz ki Ekmelettin İhsanoğlu'nun orada ismi olmazsa ne olacak? O zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları geçersiz olacak dedi. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin Deniz Baykal'a bir desteği olmayacak. Bunu çok net bir şekilde ifade etti Devlet Bahçeli. Son tura eğer bu seçim kalırsa, Ekmelettin İhsanoğlu da o son turda adı olmazsa bizim oylarımız geçersiz olacak dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. İşte bu bütün hesapları, bütün denklemleri bozan bir açıklama oldu. Çünkü son tura CHP'nin adayı Deniz Baykal'la AK Parti'nin adayı İsmet Yılmaz'ın kalması bekleniyordu. Ama böylesi bir süreç yaşansa dahi Deniz Baykal'a Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteği eğer olmazsa İsmet Yılmaz'ın şimdiden seçilmiş olarak görebiliriz. Kulislerde de zaten böyle konuşuluyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi az önce bir araya geldiler, toplanacaklar. Ve oradan da bu son süreç, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanının yaptığı açıklamalar her iki partide değerlendirilecek. Bugün nasıl bir tavır benimsenebilir? Ekmelettin İhsanoğlu'na CHP ve HDP'nin desteği olur mu? İşte bunu önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Ama şimdilik 4 partinin de 3. tur oylamaya kendi adaylara katılması, son tura İsmet Yılmaz'la, AK Parti'nin adayı İsmet Yılmaz'la Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Deniz Baykal'ın kalması bekleniyor. Bakalım ipi kim göğüsleyecek Ahmet Arpat? Özgür, teşekkürler. Meclisteki son durumu aldık. Şimdi Ahmet Aydın'la bu koalisyon çalışmaları, daha doğrusu koalisyon görüşmelerine hazırlık çalışmalarına ilişkin bir sorum olacak. Partilerin seçim programlarını incelemek üzere partinizde komisyonlar oluşturulduğu şeklinde bir haber vardı bugün. Nasıl yapıyorsunuz hazırlıkları? Şimdi komisyonlar oluşturulduğu şeklinde yormamak lazım. Tabii AK Parti kurumsallaşmış bir parti ve işini de ciddiye alan bir siyasi parti. Muhakkak ki sonuçta ortada bir süreç var. Biz şu anda hiçbir siyasi partiyle henüz temas etmedik. Çünkü siyasi etiğe de aykırı, bir görevlendirme yapılmadan böyle bir girişimde bulunmak da doğru değil. Ama kendi iç bünyemizde tabii ki biz eğer bir hükümet kurulacaksa buna ilişkin diğer siyasi partilerin söylemleri, programları, vaatleri, bütün bunlar nelerdir, neler değildir, bunlar muhakkak ki istişare edilir. Bunlar araştırılır, soruşturulur, dersine çalışılır. Dolayısıyla böyle bir çalışma, AK Parti kurumsal bir parti. Bu her zaman var, her daim var ve her gündemle alakalı
her süreçle alakalı kendi dersini çalışır. Üzerine düşen yükümlülüğü gereği neyse onu yapar. Çünkü biz hakikaten samimi bir şekilde Funda Hanım, Ahmet Bey, bir hükümetin bir an önce kurulmasını arzu ediyoruz. Türkiye'yi istikrarsızlığa götürecek hiçbir oluşumun içinde olmayız. Bu projelerin devam etmesi gerekiyor ve bu manada da dediğim gibi kendi siyasi çıkarlarımızı, partimizin menfaatlerini düşünseydik belki farklı şekilde, farklı tavırlarla hareket edebiliriz. Ama hayır, biz sorumluluktan kaçmıyoruz. Biz bu milletin bize yüklemiş olduğu mesuliyetin bir gereği olarak dersimizi çalışıyoruz ve Türkiye adına faydalı olabilecek, Türkiye adına kazanımı yüksek olabilecek bir oluşum nasıl olabilir? Muhakkak ki bunların iç muhasebesi yapılır. Bunların çalışmaları yürütülür. Ama şu anda detaylandırılmış, sonuçlandırılmış veya başka bir partiyle temas edilmiş hiçbir konu söz konusu değil, hiçbir durum söz konusu değil. Ama biz tabii ki bu süreci nasıl okumamız gerekiyor, bu süreçten nasıl dersler çıkarmamız gerekiyor ve bu süreci Türkiye'nin hayrına nasıl tebdil edebiliriz? Bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Şimdi Türkiye'nin hayrına, Türkiye'nin menfaatine olan bir hükümet olacaksa o hükümetin içinde biz yer alırız diyorsunuz. Evet, şimdi kesinlikle. Çözüm süreci çok konuşuluyor. Sayın Bahçeli'nin çok net tavrı var. Olası bir AK Parti MHP koalisyonunda çözüm süreci ne olur? O tabii çok merak ediliyor. İdris Balıkören'le birlikteydik. Bir AK Parti MHP koalisyonu hükümeti bir savaş hükümeti olur dedi. Çok net bir ifadeyle. Bahçeli'nin Suriye'ye güvenli bölge için açık açık destek vermesini de hatırlatarak söyledi bunu. Her bir defa AK Parti az önce de ifade edin, Türkiye'nin çıkarına olmayan hiçbir oluşumun içinde olmaz. Bütün bunlar müzakere edilir, konuşulur. Peşinen kapıları kapatmak olmaz. Yok AK Parti MHP'li olursa bir savaş hükümeti olur. Bunu doğru bulamayız. Biz tek başımıza da iktidardık bugüne kadar. Ve Suriye konusunda da elimizde tezkere de var. Meclisin vermiş olduğu yetki de var değil mi? Yani biz bütün bunları eğer yapmış olsaydık şu ana kadar tek başımıza zaten yapardık. Biz şu ana kadar bakın güçlü bir iktidar ve yapılamaz denilenleri yapan bir AK Parti iktidarı var. Yani 12-13 yıllık Türkiye kazanımlarına baktığımızda demokratikleşmede, ekonomik kalkınmada, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, her alanda, ulaştırmada nereye bakarsanız bakın AK Parti'nin mührünü görmek mümkün. Hakikaten hayal edilemeyen eserleri ortaya koydu. Ciddi reformlar koydu. Biz o reformlardan ödün vermeyiz. Bakın şu var. Şunu bu kazanımlardan mı? Geri adım çözüm atmayız. Çözüm sürecini müzakere eder misiniz Milliyetçi Hareket Partisi'yle? Bakın biz bir defa bu ülkenin birliğini, kardeşliğini, beraberliğini, toplumsal bütünleşmesini herkesten çok isteriz. Bu konudan ödün vermeyiz. Bunun adı şu olur bu olur ama bizim arzu ettiğimiz şey bu ülkenin birlik beraberliğidir, 78 milyonun kardeşliğidir ve Türkiye'nin artık kangrenleşmiş sorunlardan kurtulması. Nasıl ki Kürt probleminden terör problemine, şimdi terör konuşuyorsak çünkü hakikaten Türkiye'de azınlıklarında, Alevilerinde, Kürtlerinde, dindar mütedeyyin kardeşlerimize pek çok sorununu AK Parti çözdü. Evet. Çözdü pek çok sorunu. Biz çözülmüş, sorun alan olmaktan çıkmış olan noktalara bir daha gelsin geriye 90'lı yılların Türkiye'sine döndürmeyiz bu ülkeyi. Peki. Biz o sorumlulukla hareket ediyoruz. Otururuz, konuşuruz, müzakere. Adı şu olur bu olur ama birlikten, beraberlikten, kardeşlikten, toplumsal bütünleşmeden muhakkak ki asla ve asla geri adım atmayız. Peki. Ahmet Aydın çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gideceğiz. Zira orada CHP-MYK toplantısı vardı. Neler yaşandığını Gökhan Gerçek'e soralım. Gökhan. Evet Ahmet. Türkiye